Merhaba Atıfala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri, sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin kapı komşusu Suriye'de yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmanızı bekliyor ve şimdiden hepinize en derin selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada dünyanın farklı ülkelerinde gerek bizi takip eden ve izleyen ve gerekse kanalımıza abone olarak aramıza katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, bir zamanlar Türkiye'nin Suriye yönelik yapacağı operasyon ihtimali ile birlikte tüm dikkatlerin ve gözlerin çevrildiği Suriye'de an itibariyle her ne kadar bu operasyona ilişkin umutlar başka bir bahara kalmış olsa da ülkede hareketlilikler dinmek bilmiyor. Ülke haritasında yansıyan renklerden de anlaşılacağı üzere bugün artık parçalanmış bir yapı ile karşı karşıya olan Suriye'nin farklı noktalarında kazanlar kaynamaya devam ediyor. Suriye topraklarının önemli bir kısmının Türkiye tarafından terör örgütü olarak görülen YPG tarafından, bir kısmı ise silahlı muhalif gruplar, bir kısmı ise Türkiye destekli diğer silahlı muhalif gruplar tarafından işgal edilen Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanacağı günler pek yakın görünmüyor. An itibariyle Suriye haritasına baktığımızda ülke topraklarının büyük çoğunluğu Suriye rejim güçleri tarafından kontrol ediliyor. Ülke topraklarının bir diğer önemli kısmı ise Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen ve bir tarafta Rusya'nın bir taraftan da Amerika'nın desteklediği YPG tarafından kontrol ediliyor. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin orta kesiminde yer alan bu grimsi renk ile Suriye'nin kuzey batısında gördüğünüz bu açık yeşilimsi renkler ise Türkiye ve Türkiye tarafından desteklenen silahlı gruplar tarafından kontrol ediliyor. Suriye'nin Hatay'a komşu İdlib bölgesi ise rejim güçlerine karşı mücadele eden silahlı grupların bulunduğu bölge olarak ön plana çıkıyor. Suriye'nin Hatay'a komşu İdlib bölgesi ise rejim güçlerine karşı savaşan silahlı muhalif grupların kontrolündeki bölge olarak ön plana çıkıyor. İşte toprakları böyle farklı gruplar tarafından parçalanmış Suriye ilişkin bugün aktaracağımız ilk gelişme haberi YPG cephesinden geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Kamışlı yakınlarında Türkiye sınırına yakın bir noktada koalisyon güçleriyle YPG güçleri arasında ortak bir tatbikat yapıldığı belirtiliyor. Türkiye ve Irak toprakları arasında kalan YPG kontrolündeki bu bölgede düzenlenen tatbikatta ABD ve YPG'ye ait askeri birlikler katıldı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikatta çok sayıda ABD ve YPG'ye ait askeri araçlar ise hazır bekletildi. İşte Türkiye'nin Suriye yönelik operasyonun adeta unutulduğu bir sırada bölgede düzenlenen o tatbikata ilişkin görüntüler. Evet sevgili izleyiciler, Kamışlı'nın doğusunda Türkiye sınırına yakın bir bölgede ABD askerlerinin de iştirakiyle bu askeri tatbikat yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri ise Terkamır bölgesindeki YPG hedeflerini vurdu. Bölgeden gelen haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Tel Tamır yakınlarında bulunan YPG'ye ait bazı hedefleri vurduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölgede hedef alınan noktalar arasında 10 köy ve bir elektrik santralinin olduğunu belirtiyor.
Evet sevgili izleyiciler, YPG kontrolündeki bu bölgede yaşanan bu iki gelişmeden sonra Suriye ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme haberi ise Halep'ten geliyor. İsrail ordusu bir kez daha Suriye'nin Halep şehrini hedef aldı. Bölgeden gelen haberlerde İsrail ordusunun Halep uluslararası hava alanını vurduğunu belirtiyor. Yerel kaynaklar Halep havaalanına yönelik düzenlenen bu saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını dile getiriyor. Saldırıda hedef alınan Halep havaalanında ise ciddi manada maddi hasar oluştuğu belirtiliyor. İsrail ordusu Halep'e yönelik düzenlenen bu son saldırıyla birlikte bu yılın ilk 9 ayında Suriye yönelik 22 saldırı düzenlemiş oluyor. Halep'ten sonra Suriye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise geçtiğimiz hafta sıcak çatışmaların yaşandığı Deir Erzur bölgesinden geliyor. Bölgeden gelen haberlerde ABD'nin başını çektiği koalisyon gücüne ait savaş uçaklarının bölge üzerinden alçaktan uçuşlar gerçekleştirdiği belirtiliyor. Belirli alaklarla taraflar arasında çatışmalar sahne olan Deir Erzur bölgesinin güneyi haritada da gördüğünüz gibi Suriye'nin belki de en zengin petrol yataklarına sahip bölge olarak ön plana çıkıyor. Deir Erzur'dan sonra Suriye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise YPG kontrolünde bulunan Hol kampından geliyor. Hasekya'nın yaklaşık 40 kilometre güneydoğusunda bulunan Hol kampında YPG'ye ait birliklerin kapsamlı bir operasyon düzenlediği belirtiliyor. Kampta yaşanan huzursuzluk ve olumsuzluklar sonrasında düzenlenen operasyonda kampta bulunan yaklaşık 25 dolayında IŞİD mensubunun gözaltına alındığı belirtiliyor. Suriye, Irak ve yabancılardan oluşan yaklaşık 60 bin dolayında kişinin yaşadığı kampta bu yılın ilk 9 ayında yaşanan olaylarda yaklaşık 45 dolayında insan hayatını kaybetti. Kampta yaşayanların çoğunluğunu kadın, çocuklar ve yaşlılar oluşturuyor. Suriye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi de yine Suriye topraklarının önemli kısmını kontrol altında tutan YPG cephesinden geliyor. Koalisyon güçlerinin YPG kontrolündeki Suriye topraklarındaki varlığını daha da güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor. Yerel kaynaklar son olarak koalisyon güçlerinin önceki gün YPG kontrolündeki Suriye topraklarına Eliter'dan oluşan askeri araç ve yardım malzemeleri gönderdiğini dile getiriyor. Koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında YPG güçlerine ciddi manada silah ve insani yardım desteğinde bulunuyor. Aktaracağımız bu gelişme haberi ise Afrin bölgesinden geliyor. Rus medyasında yer alan haberde Afrin bölgesinde Türkiye destekli bazı silahlı gruplara mensup şahısların Afrin çevresinde tarihi eserlere yönelik kazı çalışmalarında bulunduğu belirtildi. Söz konusu silahlı gruplara mensup bu şahısların bu kazılarda bulduğu tarihi eserleri illegal yollarla sattığı iddia ediliyor. Kimi kaynaklar ise bölgede bulunan bazı tarihi eserlerin ise çalındığını ileri sürüyor. Evet sevgili izleyiciler, Afrin'den gelen bu son gelişmeyle birlikte Suriye ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret diyelim ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.